Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 8-9 belki de 10 yaşındaydım bilmiyorum. O eski tarih bayağı 78-9 neyse o civarlarda. Üstad Rahmetli Aleyh edebi anlatırdı sohbetlerde sık sık. Edepten bahsederdi. İslami edep. Oturmak, kalkmak ve yerine göre muamele etmek. Onlardan bahsederdi. Sonra bizim o zamanki gençler, şimdiki yaşlı olan abiler böyle biraz kendi aralarında notlar falan tutmuşlar. Etrafında işte notları söylüyorlar. Onun üzerine üstad da Sohbet ve Tesettür'de Adab eserini neşretti. Onun arkasında edep her şeyin başıdır diyor. Birinci cümle öyle arkasında. İkinci cümlede ey gönül Allah'la beraber ol. Onunla beraber olamasan da onunla beraber olanlarla ol. Ey gönül Allah'la beraber ol. Onunla beraber olamasan da yani Allah'la beraber olamasan da Allah'la beraber olanlarla ol. Oturduğumuz, kalktığımız yerleri iyiden iyiye tetkik etmemiz lazım. Tabii bir taraftan bizim hayvani olan kısmımız var. Bir tarafta da ruhani olan kısmımız var. Ruhani olan kısmımız Allah'la beraber. Farkına vardıysak ne mutlu. O ruhani olan kısmının farkına vardıysak, onun istekleri, arzuları doğrultusunda yürüdüysek ne mutlu. Çünkü ruhani varlıklar Allah Teala'ya isyanı asla ve asla akıllarına getirmezler. Ama insanlığımızdan çıkıyoruz, hayvani nefsin tuzağına düşüyoruz. Hatta Allah korusun iman olmazsa hayvanlardan daha aşağı mertebelere düşüyor insanlar. O hayvani tarafımızın İstek ve arzuları bizim aklımızı, dimağımızı kamaştırıyor. Herhangi bir yiyecek, içecek vesaireye ulaşmak için. Yahut da hoşumuza giden elbiseyi, hoşumuza giden evi, arabayı, işi elde etmek için Allah Teala'nın koyduğu ölçülere riayet etmek aklımıza gelmeyiveriyor. Ya da tilkileşmiş dimağımız bize onun kaçamak yollarını bahsetmeye çalışıyorlar. Zaman zaman arkadaşlara anlatırken öyle söylerim. Bazen bize gelirler işte şu meseleyle ilgili bir fetva var mı yok mu diye sorarlar. Ondan sonra hatta o kendi tabirleriyle söylerler. Hocam yok mu bir hile-i şerriyesi? Şimdi şerriye demek zaten şer demek. Aslında yani söyleyiş tarzı şöyle olması lazım. Yok mu hile-i şer'iyyesi, şer'iyye ayınla. Şerriye dedim mi, şeddeyle yaptın mı veya tek r ile hafifleterek söylersen, takvif ederek söylersen şer olur. Şer zaten hiledir, o ayrı bir şey. Adam aslında onun şer tarafını istiyor. Yok mu bir kurtuluşu, şöyle bir fetva versin falan filan gibi söylüyorlar. Şeriatte hile olmaz. Kimi kandırıyoruz? Öyle değil mi? Şeriatte hile olmaz. Dolayısıyla hile hurda peşine düşmemek lazım. İşte efendim kusura bakmayın işte biz şu yaşa geldik de işte bir ev sahibi olamadık. İşte şu devletin çıkardığı bazı durumlar var. Bu caiz olur mu olmaz mı? İşte herkes yapıyor bize de bir yol yok mu? İşte başka hocalar cevaz vermiş de sen niye cevaz vermiyorsun falan filan. Ve arkasından söylediği hile-i şer'iye var mı? Hileden uzak, ruhani tarafımızın yani Allah'la beraber olan kısmımızın ya da iman eden kalbimize gelen o parıltının izinden gittiğimiz müddetçe hile yapamayız, tilkilik yapamayız. Ama onu unuttuk, dimağımızın esiri olduysak ya da nefsani arzularımızın esiri olduysak her türlü hile hurdaya başvuru yapabiliriz, başvurabiliriz kendimizi. Temize çekmeyi şiar edinmiş hale geliriz. Yani nefsini temize çekenlerden oluruz. Allah korusun onların yeri cehenneme yuvarlanmak olur.
bizi Allah yolundan uzaklaştıracak her türlü ortamdan kaçmak da ne oldu? Allah'la beraberlik oldu. Dolayısıyla ey gönül, ey kalp sahibi, ey insan, gönlünün yani Allah Teala'nın nazargahı olan, iman etmiş kalbine gelen o kalbinin parıltısı, Allah Teala'nın nuruyla tecelli ettiği o kalbin sahibi kişi, o kalbinin sahibine yönel. Allah'la beraber ol. Hadi Allah'la beraber olmak aklımıza gelmedi, kalbimize yönelmek aklımıza gelmedi. Öyleyse şöyle baktığımızda bize Allah Teala'yı hatırlatan kişilerle beraber olmaya gayret edelim. Kötü ortamlardan, kötü arkadaşlıklardan şiddetle kaçalım. İslam'ın en büyük şiarı zinayı yasaklamadan önce ya da içkiyi veya menhiyatı yasaklamadan önce ona giden yolları yasaklamasıdır. Oraya giden yollar yasaklanmıştır. Kötü insanlarla oturup kalkmak yasaklanmıştır. Kötü amelden önce. Dolayısıyla kendimize çeki düzen verelim. Ya İslam şiarıyla Allah Teala'nın verdiği bu iman nimetinin semerelerini görüp öyle Allah'ın huzuruna gideriz. Ya da Allah korusun dimağımıza veya dimağının esiri olmuş ortamlara yuvarlandıkça da Allah korusun bu sefer cehenneme yuvarlanır gideriz. Bu konuda biraz kendimize çeki düzen verelim. Müminleri sevelim. İman etmelerinden ötürü. Muhlis olanlarla beraber olalım. O ihlas bize de bulaşsın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.